Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Meryem suresi 54-65. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail. Kitapta İsmail'i de yad et. İsmail, Hazreti İbrahim'in oğullarından ve Peygamberimizin de neslinin kendisine dayanmış olduğu peygamber. İnnehu kâne sadıgal vaat. O vaadinde sadık idi. Ve kâne rasûlen nebiyye. Ve rasul ve nebi idi. Bir rasulü nebi idi. Burada Allah-u Teala daha evvelinde de peygamberleri bazı özellikleriyle anlatmıştı. Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken her peygamberin daha mümtaz olan, öne çıkan vasfını bize bildirmek suretiyle bizlere bir numune sunuyor. Yani siz de peygamberlerde var olan bu özellikleri kendinizde göstermeye çalışın. İşte vaadinde sadık olmak. Bu çok güzel bir özellik. Günümüzde randevuya sadakat göstermeyen nice kimse var. Diyelim saat 3'te falan yerde bir araya gelelim deniliyor. Saat 4 oluyor, hala bir araya gelinememiş. Bu gibi problemler var. Her bir Müslümanda olması gereken önemli özelliklerden bir tanesi vaadinde durması. Özellikle siyasiler mesela genelde vaatlerde bulunurlar. Şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. Ya yüksek vaatlerde bulunulmamalı veya bulunulmuşsa da bunların gereği yerine getirilmeli. وَكَانَ يَأْمُرَ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ Ve İsmail, Hazreti İsmail ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Bu da önemli bir özellik. Yani kendisi namazını kılıyor, zekatını veriyor. Buradaki zekat manevi temizlik anlamında da olabilir. Bu şekilde kendisi dikkat ettiği gibi ailesinin de bunları yapmasını temine çalışıyor. Ve Kur'an-ı Kerim bu noktada bize gu enfusekum ve ehlikum nara, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Bunu bize emrediyor. Öte yandan Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın olan akrabalarını, aşiretini, onları uyar diyor. Demek ki her insanın bir sorumluluk alanı söz konusu ve bu kendinden başlıyor. Daha sonra bir üst daire, onun yakın çevresi, daha sonra uzak çevresi. Bu manada gittikçe sorumlulukları gittikçe daire olarak büyüyor. Ama en merkezde kişi kendinden sorumlu ve ailesinden sorumlu. Günümüzde Allah'ın dinine hizmet peşinde koşan, güzel bir gaye uğrunda gerçekten koşan nice insan bu noktada bazen problem yaşayabiliyor. Belki pek çok yerlere gidiyor, pek çok yerlerde Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Ama bu arada birinci derecede sorumlu olmuş olduğu ailesini, kendi çoluk çocuğunu unutabiliyor, ihmal edebiliyor. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti İsmail'in kendi ailesine namazı, zekatı emretmesini nazara vererek bizlerde de bu özelliğin olmasını bu şekilde bizden istiyor. Burada ehline namazı ve zekatı emrederdi derken ehlinden murat ehli iman da olabilir. Yani her peygamberin ümmeti onun bir nevi ailesi gibidir. O da ümmetin babası gibidir. Böyle olunca onun sorumluluk dairesi sadece kendi yakınlarıyla, akrabalarıyla sınırlı değil. Muhatap olduğu bütün ümmet onun sorumluluk alanına dahildir. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ Ve o Rabbinin nezdinde Rabbinin razı olduğu kimselerdendi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulundan razı olması çok önemli bir olay. İşte Hazreti İsmail Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmiş, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kimselerden idi. وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ Kitapta İdris'i de yad et. İdris peygamberlerden ve kendisi terzilerin piri olarak bilinir.
ve daha bazı başka özellikleriyle bilinir. İnnehu kâne sıddîgan nebiyye, o sıddık bir nebi idi. Yani dost doğru, özü sözü dost doğru bir nebi idi. Her peygamber doğrudur ama belki bazılarında sıddıkiyet daha ön plana çıkıyor. Bundan dolayı Cenab-ı Hak o özellikleriyle bize anlatıyor. Ve rafa'nahu mekanen aliyye, ve biz onu çok yüksek bir makama yükselttik. Burada yüksek bir makama onun çıkarılması, zaten peygamberlik bir makamdır. En yüksek makamlardandır. Ve peygamberler içinde de bir kısmı daha özel tecellilere mazhardır. Bunlar murat olabilir. Ve bir de bunun dışında, nasıl ki İsa aleyhisselam vefatında doğrudan semaya yükseltilmiş, cesediyle beraber yükseltilmiş, bu manada Hazreti İdris'in de özel bir makamda olduğu bazı kitaplarda yer alıyor. Yani onun da yükseltilmesi, özel bir makamı, sema tabakalarında özel bir yeri olması manasında anlaşılıyor. Ulaikellezine, işte bunlar, bu surede kıssası anlatılan Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve biraz önce bahsi geçen Hazreti İsmail, onun babası durumunda babası olan Hazreti İbrahim ve bu manada daha diğer bahsi geçenler, en amallahu aleyhim, Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğu kimselerdir. Minen nebiyyin, peygamberlerden. Bunlar peygamberlerden olup Allah'ın kendilerine özel ikramda bulunduğu kimselerdir. Min zürriyeti Adem, Adem'in zürriyetinden. Zaten bütün nesiller Adem'e dayanıyor. Ve mimmen hamelnâ ma'a Nuh, ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan. Mesela Nuh'un oğullarından bir tanesi Sam ve Sam'ın torunlarından bir tanesi de Hazreti İbrahim. Böyle olunca Hazreti İbrahim Hazreti Nuh'a dayanıyor. Ve min zürriyeti İbrahim ve İsrail, İbrahim'in neslinden. İbrahim'in neslinden derken Hazreti İshak, Hazreti İsmail ve İsrail, ve İsrail'in neslinden. İsrail, Hazreti İbrahim'in torunu, Hazreti Yakub'un bir lakabı. Günümüzde İsrail adını oradan alır. İşte İsrail, ve mimmen hedeyne ve ictebeyne, ve bizim kendilerine hidayet edip seçmiş olduğumuz kimseler. İzâ tütle aleyhim âyâtur rahman, bunlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda harru sücceden ve bukiyye, bunlar gözyaşlarıyla ve secdeye vararak o şekilde mukabelede bulunurlardı. Bu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden birisidir. Onu da bu münasebetle hatırlatmış olalım. Ayetur Rahman ifadesi geçiyor. Rahman'ın ayetleri. Biz programın ismini bu ayetten aldık. Ve Ayetur Rahman ifadesi Rahman'ın ayetleri anlamına geliyor. İşte bunlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda bunlar secdeye varır, gözyaşlarıyla secde ederlerdi. Erkek adam ağlamaz diye bazen bir ifade kullanılır. Allah-u Teala burada seçkin insanları, peygamberleri anlatırken onların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ağlayarak secdeye varmalarını anlatıyor. Yani demek ki ağlamak da artı bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'de فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, yaptıklarına bir karşılık olarak onlar az gülsünler, çok ağlasınlar deniliyor. Ve bizi ağlatacak şeyler dünyevi şeyler olmamalı. Dünyevi şeylerde de evet insan zaman zaman üzülür ama asıl ağlamamız gereken günahlarımız bizi ağlatmalı. İnsanların hali, perişan hali bizi ağlatmalı. Diyelim faydalı olamamak, bu gibi kusurlar bizleri ağlatmalı. Bizi ağlatacak çok durumlar var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte namazda, secdeye vardığında o da zaman zaman ağlıyordu. Bu manada baktığımızda erkek adamın yeri geldiğinde ağlamasını da bilmesi gerekir. Ama bu ağlama
rastgele bir şeyden dolayı değil, günahlarından dolayı olmalı. Görevini tam yapamamaktan dolayı olmalı. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir haşyetin neticesinde olmalı. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ derken bunların peşlerinden, onların nesillerinden bir kısım kimseler geldi. اَدَاُ السَّلَاةَ namazı zayi ettiler. Yani namazın hakkını vermediler. Yakılmadılar veya kılsalar bile hakkını vermeden kıldılar. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ ve şehevata tabi oldular. Yani şehvetlerinin peşinden koştular. فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ bunlar daha sonra gayya kuyusuna, gayya çukuruna varacaklar, yuvarlanacaklar. Veya bunları kötü bir akıbet bekliyor. Genel anlamda da değerlendirilebilir. Yani bunlar peygamber ama peygamber olmalarına rağmen nesillerinden zamanla bozulanlar da çıktı. Ve namazı kılmayanlar, namazı zayi edenler de çıktı. Hatta kafirler çıktı. Bunların da akıbeti gayya kuyusuna yuvarlanmak olacak. İlla men tebe ve amene ve amile salihan. Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenler müstesna. Yani bir insan daha evvelinde namaz kılmamış olabilir, şehevat peşinde koşmuş olabilir ama farkına vardıktan sonra tevbe etmesi, iman etmesi ve salih amelle durumunu düzeltmesi gerekir. Ayet-i Kerime şöyle bildiriyor. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Yani yapılan iyilikler kötülükleri ortadan kaldırır. Her birimizin eksileri ve eksikleri var. Yapacağımız iyiliklerle bunları artıya çevirebiliriz. Fe ulaike işte bu şekilde tevbe eden durumunu düzeltenler yadhulunel cenne onlar cennete girerler ve la yuzlamune şey'e ve hiçbir şekilde de bunlar zulme maruz kalmazlar. Yani bunlara haksızlık edilmez. Yani namaz kıldık ama mükafatımız verilmedi demezler. Allah yolunda gittik ama keşke gitmeseydik demezler. Çünkü gitmenin, Allah yolunda gitmenin mükafatını göreceklerdir. Cennet-i Adn'in ve Adn cennetlerine bunlar girecekler. Va'dar Rahmanu ibade elleti va'dar Rahmanu ibade ki Allah bu Adn cennetlerini kullarına vaat etmiştir. Bil gayb gaybi bir şekilde. Yani bizler şu anda cenneti görmedik ama cennete iman ediyoruz. Peygamberleri görmedik, iman ediyoruz. İşte kader programını bilmiyoruz, kadere iman ediyoruz. Ahireti görmedik, ahirete iman ediyoruz. Cennet de şu an için bizler açısından gayiptir. Rahman olan Allah kullarına böyle bir cenneti vaat etmiştir. İşte tevbe eden, salih amel işleyen kimseler bu şekilde Adn cennetlerine dahil olacaklardır. İnnehu kâne vâduhu me'tiyye. Şüphesiz Allah'ın vaadi yerini bulacaktır. Allah'ın vaadi yerine gelecektir ve Allah vaadinde hulfetmeyecektir. La yesmaûne fîhe lagven illâ selâme. Onlar o cennette boş söz işitmezler. İlla selâme ancak selam işitirler. Yani cennet tamamıyla bir selamet yurdudur. Orada insanlar boş söz konuşmazlar. Orada abes bir şey yoktur. Her şeyiyle selamet hakimdir. Tamamen sulh, sükun hakimdir. Ve insanlar orada tamamen bir saadet diyarında yaşayacaklardır. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَاشِيَّ ve onların orada rızıkları sabah akşam kendilerine verilecektir. Burada sabah akşam olarak ifade ettiğimiz her zaman anlamına da gelebilir. Yani her zaman rızıkları bol bol verilecek. Bunu ifade babında böyle de denilmiş olması mümkündür. Tabii diğer alemin ayrıntılarını biz şu anda bilemiyoruz. Yani cennet nasıl bir saadet diyarı, cehennem nasıl bir felaket ülkesi, onları net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bilemiyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ve Peygamberimizin hadislerinde açıklandığı şekliyle bir derece tasavvur edebiliyoruz. Gerçekte nasılsa ona iman ettik.
ve Kur'an'da da zaten bazı ayetlerde bazı yönleriyle anlatılıyor. Tilkel cennetul leti nurithu min ibadina men kana takiyye. İşte bu cenneti biz kullarımızdan taki olan, müttaki olan kimselere nasip ederiz. Yani kimler cennete girecektir? Günahlardan korunanlar cennete girecektir. Gerek inanç itibariyle, gerek amel itibariyle, gerekse insanlarla muamelesi yönüyle günahlardan uzak kalan, çirkin inançlardan, batıl inançlardan uzak kalanlar bu cennete varis olacaklardır. وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكِ Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. لَهُ مَا بَيْنَ اِد۪ينَ وَمَا خَلْفَنَا Yani önümüzdeki, arkamızdakilerin hepsi Allah'a aittir. Yani her şey onun tahtı tasarrufundadır. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس۪يَّ Ve Rabbin asla unutmuş değildir. Ve unutan biri değildir. Bununla alakalı şöyle bir sebeb-i nüzul tefsirlerde yad edilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselama seni daha sık görmek istiyorum diyor. Ona olan iştiyakını ifade ediyor. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu ifadeyle Cebrail aleyhisselam durumu peygamberimize bildiriyor. Biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Yani hiçbir melek kendi başına bir tasarrufa sahip değildir. Mesela Azrail aleyhisselam ölüm meleği. Ama Azrail aleyhisselam canının istediği zaman can alamaz. Kendine verilen listeye göre emri yerine getirir. Cebrail aleyhisselam da peygamberimize veya başka bir peygambere veya başka bir insana dilediği zaman gidemez. Emir tahtında hareket eder ve ona bir mesaj verildiğinde kime ulaştırılacaksa o mesajı o kimseye ulaştırır. Bir de şuna dikkat çekiliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ruh, Zülkarneyn kıssası, Ashab-ı Kehf gibi meseleler sorulmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yarın gelin cevap vereyim demiş. Ama inşallah demediğinden vahiy bir miktar gecikmiş. Bundan dolayı da Peygamberimiz daima Cebrail'in gelmesini bekliyor. Gelse de öğrensem. Daha sonra bunlarla alakalı ayetler geliyor. Ama peygamberimize şu da hatırlatılıyor. Bundan sonra bir şeyi yapacağın zaman inşallah demeyi ihmal etme. Bu münasebetle de Cebrail aleyhisselamın biz Allah'ın emri olmadan gelmeyiz. Bunu nazara verdiği söylenir. Rabbus semavati vel ard göklerin ve yerin Rabbidir o Allah. Ve ma beynehuma ve arasında olanların fe'budhu işte sen de ona ibadet et. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Ve ibadette sabret. Yani sabrın değişik kısımları var. Musibetlere karşı sabır, günahlara karşı sabır gibi. Bir de sabrın bir türü de var ki ibadet hususunda sabretmek. Yani ibadette sabrı gerektirir. Mesela günde 5 vakit namaz sabır olayıdır. Diyelim yaz günlerinde yatsı namazını beklemek sabrı gerektirir. Ve diyelim başka zamanlarda her zaman için sabah namazına kılmak, sabah namazına kalkmak, kılmak bir sabır işidir. Bu manada ibadetlerin sabır yönü de bulunmakta. Hel ta'lemu lehu semiyye sen hiç ona bir adaş, Allah'a denk bir şey bilir misin? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.